Efendim merhabalar, Adım Adım Hacı programı ile karşınızdayız. Bundan önceki programlarda hacla alakalı çok farklı alanlarda sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Tabii ki çok değerli konuklarımızla. Bugün de hacın farziyeti, şartları ve çeşitleri üzerine konuşacağız. Dinişleri Yüksek Kurul Üyemiz Mehmet Keskin Hocam bizi aydınlatmak için buradalar. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Sağ olun, teşekkür ederim. Defalarca gittiniz. Hamdolsun. Hamdolsun. Birkaç kez de sizle beraber gitme fırsatı yakaladık. Beraber evet, oraları o mutluluğu tekrar beraber yaşadık. Evet hocam, ne güzel, ne bahtiyarlık. Tabii her gidiş başka bir şey katıyor insana. Ne kadar gidilse de tekrar bir gitme arzusu var. Çünkü insan yenileniyor, insan tazeleniyor. İnsan gönlüyle, kalbiyle adeta Allah'ın davetini icabet etmenin verdiği huzuru tekrar ve tekrar yaşıyor. Tekrar siz de hoş geldiniz diyelim. Sağ olun kıymetli efendim, hocam. Teşekkür ederim. Efendim, hac farz bir ibadet. Farziyetini nereden biliyoruz? Ve farz olduğuyla alakalı elimize ciddi deliller var mı? Hac ibadeti farz bir ibadettir. Farzlığı kitap yani Kur'an-ı Kerim, sünnet yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ve uygulaması. Bir de ulemanın, büyük müçtehitlerin icmai ile sabit olan bir ibadettir. Farzlığının kitaptaki delilleri ayet-i kerimeler. Birinci delil, Estaizu billah ve lillahi alen nasi hiccul beyti men istata'a ileyhi sebila ayet-i kerimesidir. Bu ayet-i kerimede, Ali İmran suresinde yer alan bu ayet-i kerimede Yüce Mevla şöyle buyuruyor. Yoluna güç yetirenlere, yani oraya gidebilecek olanlara, o gücü taşıyan kimselere Allah'ın evini ziyaret etmek, hac ibadetini eda etmek farzdır buyuruyor. Bu ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre hac ibadeti farzdır. Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır buyuruyor bu ayet-i kerimede. Başka bir ayet-i kerimede de El haccu eşhurun malumat. Hac bilinen aylarda yapılan bir ibadettir. Demek ki yapılması gereken bir ibadet ki bilinen aylarda yapılmasını Cenab-ı Allah bizlere öğütlüyor. Bu ayet-i kerimelerden anladığımıza göre hac ibadeti farzdır. Öte yandan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de birçok hadislerinde haccın farz olduğunu açıkça ifade etmiştir. Mesela bir hadis-i şerifte şöyle buyururlar. Bünyel İslamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zeka ve haccil beyt ve savmi ramazan. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Nedir bu esaslar? Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Hazreti Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, ondan sonra namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak, bir de Allah'ın beytini, Kâbetullah'ı ziyaret ederek hac ibadetini yerine getirmek. Burada sayılan beş esasa halk arasında İslam'ın beş şartı denilir. Evet. Tabii ki İslam'ın başka şartları da vardır ama bilinen en meşhur ve önde gelen şartlar bunlar olduğu için halk bunlara İslam'ın beş şartıdır. Aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da İslam'ın beş esası olduğunu bu sayılan ibadetlerin bize bildiriyor. Başka bir hadiste de ey insanlar, ey yuhannas, قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّ buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey insanlar! Allah hac etmeyi sizlere farz kıldı. O halde siz de hac ibadetini yerine getirin buyuruyor. Şeksiz, şüphesiz, evet, kitapta geçen ayetler, sünneti sahiha da bize bildirilen, evet, hadisi şerifler haccın farziyetini bize gösteriyor. Evet. Ve ayrıca uygulaması da var. Uygulaması da var, evet, evet. Yani bunda hiç şek ve şüphe yok. Evet. Peki hac kimlere farzdır hocam? Yani bu emri duyan herkes bu farziyetten sorumlu mudur?
Yoksa belli şartları var mı hacca gitmek Elbette. için? Hac ibadetini yapmakla yükümlü olmak için mükellef olan kimsenin bazı şartları taşıması gerekir. Yoksa herkesin mutlaka hac ibadetini yerine getirmesi zorunludur diyemeyiz. Ha, kimlerin yapması gerekir? Onlar da İslami fıkıh eserlerinde açıkça ifade edilmiştir. Bu şartlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Bir, kişinin hac ibadetini yerine getirmekle yükümlü olması için en başta Müslüman olması şarttır. Evet. Yani şimdi Müslüman olmayan kimselerin elbette ki hac ibadetini veya diğer ibadetleri yapması beklenemez. Öncelikle bunların iman edip İslami dairenin içerisine girmeleri beklenir ki ondan sonra yapacakları ibadetler geçerli olsun. Demek ki insanın hac ibadetini yapmakla yükümlü olabilmesi ve yaptığı takdirde de geçerli olması için hac ibadetinin en başta Müslüman olma şartını taşıması gerekir. İkinci şart akıllı olması, akıl sahibi olması. Yani akli melekesi çalışmayan bir insandan siz herhangi bir ibadeti, hac ibadetini veya başka dini mükellefiyetleri yerine getirmesini bekleyemezsiniz. Bu arada hafızasını kaybetmiş ya da geçmişe dair bazı şeyleri hatırlayamayan insanlar için ama varlığı da var. Bunlar için haccın farziyeti devam eder mi hocam? Elbette ki daha önce bütün hac etme şartlarını taşıdığı halde o ibadeti zamanında fırsat bulmasına rağmen, imkan elde etmesine rağmen yerine getirmemiş ama daha sonra hastalanmış veya işte akli melekesini kaybetmiş, hafızasını kaybetmiş bir insan, evet, o durumda hac ibadetini zaten yapamaz ama daha önce sağlıklıyken yapmadığından dolayı sorumlu hale gelir. Bu gibi kimselerin kendi yerlerine birini vekil olarak göndermeleri gerekse bile kendileri birini kendi adlarına vekil olarak görevlendirme yeteneğine de sahip değildirler. Ancak bunların velileri, bunlara bakmakla yükümlü olan kimseler varsa şayet bunların mal varlıkları, bunların mal varlıklarından istifadeyle birisine yetki verip onun adına hac ettirebilirler. Evet, evet. Diğer taraftan üçüncü şart da ergen olmak. Yani şimdi bir Müslüman akıllıdır, efendim mal varlığı vardır, sağlıklıdır ama ergen olmamıştır henüz. Diyelim ki işte 11-12 yaşlarında veya 10 yaşındaki bir çocuktan siz hac ibadetini yapmasını bekleyemezsiniz. Ama velisi onu beraberinde hacca götürürse o hac ibadeti geçerli olsa bile, velisi de bundan sevap kazansa bile o çocuğun yapmış olduğu hac ileride ergenlik çağına varmasından sonraki yapmakla yükümlü olduğu farz haccın yerine geçmez. Yani çocuk şimdiden işte haccını yapmış olsun, ileride müşkilatla karşılaşmasın, biz de nasıl olsa gidiyoruz, onu da yanımıza götürüyorum demekle. Güzel bir şey ama, hac yerine gelmiş olmuyor. Farz haccın yerine geçmez. Çünkü bu hususta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki eyyüma abdin hacce sümme belagal hinse fe aleyhi en yahucce merreten uhra. Yani herhangi bir kul, yani Allah'ın kulu ergenlik çağına varmadan hac eder de sonra ergenlik çağına ulaşırsa onun tekrar tabii mal varlığının olması ve diğer yükümlülük şartlarını taşıması halinde yeniden hac etmesi gerekir. Önce yapmış olduğu hac her ne kadar onun velisinin sevap kazanmasına vesile olsa bile ama bu farz haccın onun üzerinden kalkmasına yeterli olmaz. Yeniden tersi hac de olabilir gerekir. Mi kıymetli hocam? Mesela
hacca gidecek durumda, mal varlığı da var. Fakat korkuları, endişeleri var. Oraya gitmek istemiyor. Birisine diyor ki ben gidemeyeceğim, sen benim yerime git. İmkanı olduğu halde, sağlığı olduğu halde başkasını yerine göndermiş olması o haccın farziyetini ondan kaldırır mı acaba? Şimdi yerine başkasını hacca göndermek isteyen kimsenin bizzat hac yapma gücünden yoksun olması, sağlığının mesela elverişli olmaması, mal varlığı var ama sağlığı elverişli değil. Evet. Bu kişi yerine başkasını gönderemez, gönderse bile o kişinin yaptığı hac onun farz haccının yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Çünkü kendisi sağlıklı, mali durumu müsait ama bazı endişeleri var, yapamam, edemem gibi böyle mesnetsiz bazı korkulardan kaynaklanan endişe ve tedirginlikleri dolayısıyla gitmiyor da başkasını kendi yerine vekil olarak hacca gönderiyorsa o vekilin yapmış olduğu hac onun farz haccı yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Evet. Diğer taraftan bir kişinin de hac yapması için özgür olması, hürriyet sahibi olması da şarttır. Müslüman olmalı, akıllı olmalı, sağlıklı ergen olmalı, sağlıklı olmalı, bir de hürriyetine sahip olmalı, özgür olmalı. Eğer kişinin kendi başına hareket etme özgürlüğü yoksa o kişiye hac farz değildir. Mesela günümüzde olmasa bile eski zamanlarda yaşayan bir realite olarak kölelik ve cariyelik müessesesi vardı. İşte köleler ve cariyeler de hac etmekle yükümlü değillerdi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir köle hac eder de sonra özgürlüğüne kavuşursa, efendisi tarafından hürriyetine kavuşturulursa, onun yeniden eğer mal varlığı, diğer şartları taşıyorsa yeniden hac etmesi gerekir buyurmuştur. Buna kıyasla kısıtlı kimseler, mesela mahkemece bazı tasarrufları yapmaktan kısıtlanan kimseler, üzerine hacir konmuş, kısıtlılık altına alınmış kimseler veya mahkemelerce tutuklanmış, tutuklu kimseler, hükümlü kimseler de hac ibadetini o halde iken yapmakla yükümlü değildirler. Ancak daha sonra hürriyetlerine kavuşurlarsa bunların hac ibadetini yerine getirmeleri hürriyetlerine kavuştuktan sonra gerekir. Veya yurt dışına çıkma yasağı konulmuş bazı kimseler olabilir çeşitli sebeplerden dolayı. Üzerine yurt dışı çıkma yasağı konulmuş bir insan da o haldeyken hac ibadetini yapmakla yükümlü olmaz. O haldeyken vefat etse bile hac ibadetini yerine getiremediğinden ötürü sorumlu tutulmaz ahirette inşallah. Bir de sağlıklı olmak. Sağlıklı olmak. Kadınlarla ilgili bir sorum olacak ama İkbal Gürpınar hanımefendi hacca gitmiş. Hatıralarını bizimle paylaştı. İzleyelim. Bir izleyelim sonra sohbetimize devam edelim efendim. Listede. Kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Gönüllerde yaradan ne gam ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Ben telefon açtım. Tam da işimin bittiği bir dönemdi. Televizyon programı birdenbire kalktı. Dedim böyle böyle gitmek istiyorum. Hiç yer yok dediler. Mümkün değil. Daha önce başvurmamız lazımdı. Ama sonra benim
yerine gittiğim insanlar rahatsızlanmış ve o kategoride de hiç başvuru olmamış. Eğer şu kadar para öderseniz alacağız dediler. Sevinçten tabii çılgına döndüm çünkü iki gün ben Diyanet'in kapısında yattım onu diyebilirim gitmek istediğim için. Sonra oluverdi, her şey kolaylaşıverdi ve sonrasında çok fazla umreye gittim ben. Her sene iki kez, üç kez umre ziyaretlerim oldu, Allah kabul etsin inşallah. Hiçbiri o hamileyken gittiğim haç kadar kolay değildi. Müsait oluverdi yani, Allah'ın bir lütfu. Umreye gittikten sonra tabii hep haç istedim. Çünkü haccın çok daha büyüleyici olduğunu anlattılar bana. Buradaki kalabalığı gör, izdihamı gör ve yani hep beraber secdeye varılırken ki o huşu muhteşem, bunu yaşamalısın dediler. Ama işlerimden dolayı sanki böyle ne bileyim bir 40-50 yaşlarına kadar gidemezmişim gibi geliyordu. Allah nasip etti. Çok mutluyum bundan dolayı ama bir kere yetmiyor. Yani keşke bütün isteyenler gitse, bu kadar sıra olmasa da bir daha herkes gidebilse. Bir sürü insan var, bembeyaz herkes. Açılıyor, kapanıyor. Kapanıyor, açılıyor. Sanki orada dünyanın kalbi atıyordu. Ben orada zaten kaldım hani... Çok sevdiğim bir şiir var. Hani bedenim Kabe'den uzakta ama gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben diyor ya. Gönlünüzü orada bırakıyorsunuz. Oraya gitmeyenin de çok anlaması mümkün değil. Kimileri gidemiyor ama rüyasında Rabbim götürüyor oraya. Efendim, hac tabii hep bir yenilenmenin adı, hep bir tazelenmenin adı. Bayanlar da erkekler gibi hacca gitme noktasında farza muhatap olan insan kitlesi. Yani erkeği bayan yok. Fakat genelde bayanların gitme noktasında örfümüzde de bazı yanlış şeyler olabiliyor. Ya da bizim kültürümüze ait bir takım şeylerin bayanlar üzerinden anlatıldığına şahit oluyoruz. Çok yanlış bilgiler de gizliyor. Evet. Bayanın hacca gitmesi ya da bayanın hacda ibadet etmesi noktasındaki o fikirler, sağlıklı fikirler nelerdir hocam? Demin, gidebilir mi yalnız bir bayan demin hacca? Demin okumuş olduğum hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam haccın farz olduğunu bildirirken eyyuhennâsu kad faradallahu aleykümül hacca buyuruyor. Ey insanlar, Allah haccı size farz kıldı, o halde hac ediniz buyuruyor. Ey insanlar, kadın da erkek de eşit bir şekilde insanlar kelimesinin muhatabıdırlar. Yani şimdi kadına haşa insan değil denilebilir mi? Yani şimdi erkek ne kadar insansa kadın da o kadar insan. İslam'ın nazarında ibadetlerle yükümlülük noktasında kadınlarla erkekler eşit durumdadırlar. Onun için hac erkeklere ne kadar farz ise aynı ölçüde kadınlara da farzdır. Bir defa bunu iyice tespit edip ortaya koymak gerekiyor. Diğer taraftan örfümüzde belki bazı yanlış uygulamalar vardır. Erkekler daha ziyade, daha önceki zamanlarda, belki günümüzde öyle değil. Önceki zamanlarda daha çok erkekler hacca giderlerdi. Kadınlar nadir giderlerdi. Oysa Hazreti Peygamber'in yapmış olduğu hacca bakalım. Ya. Beraberinde müminlerin anneleri dediğimiz hanımlarını da götürmüştür. Hazreti Ayşe'yi götürmüştür, Hazreti Sevde'yi götürmüştür, diğerlerini götürmüştür. Yani eğer kadınlara farz olmasaydı sevgili Peygamberimiz eşlerini beraberinde hacca götürür müydü? Elbette. Onun için erkeklere ne kadar farz ise aynı şekilde, aynı ölçüde kadınlara da farzdır. Kadının yalnız gitmesi noktasında. Kadının yalnız gitmesi noktasında mezheplerin farklı görüşleri vardır. Hanefi mezhebine göre yanında mahremi olan bir erkek olmadan, mesela eşi, babası veya kardeşi, oğlu olmadan kadının yalnız başına veya diğer kadınlarla birlikte hacca gitmesi caiz değildir.
Haram değil. Hatta hac kendisine farz da değildir evet. O durumda eğer yoksa. Haram değil ama değil mi hocam? Caiz, caiz değil. Değildir. Yani gidemez. Gidemez. Yani dini hükümlere ve en azından o mezhebin görüşüne göre dini hükümlere aykırı hareket etmiş sayılacaktır. Evet. Şafii mezhebine göre ise kadınlar yanlarında güvenilir yol arkadaşı olan hanımlar var ise beraber hacca gidebilirler. Gitmeleri de gerekir. Şimdi bu görüş farklılıkları, mezhepler arasındaki görüş farklılıkları nereden kaynaklanıyor? Bunun dayandığı hadiste sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kadının Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden bir kadının yalnız başına 3 günlük mesafeye, bazı rivayetlerde de 2 günlük veya 1 günlük mesafeye yalnız başına yolculuk yapması helal olmaz buyuruyor. Niçin bunu sevgili Peygamberimiz böyle buyurmuş, helal olmaz demiş? Bunu iyice anlamak lazım ki arka planını anlamak lazım ki ondan sonra bu hadisin üzerine hüküm kuralım. Başka bir hadiste var mesela konuyla ilgili. Bir hadiste buyuruyor ki Efendimiz öyle bir zaman gelecek ki kadın tek başına Hire'den yola çıkacak, Mekke'ye gelip Kabe'yi tavaf edecek ve yoldayken Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Bu iki hadisi birlikte değerlendirmek lazım. Birincisinde yalnız başına yolculuk yapması yasaklanıyor. İkincisinde de bir zaman sonra güvenlik sağlanacak, yol güvenliği temin edilecek ve kadınlar tek başlarına uzak bir diyar olan Hire şehrinden kalkıp Mekke-i Mükerreme'ye gelecek ve orada Kabe'yi tavaf edecek. Yolda da Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Ha, önceki yasaklayıcı hadis yol güvenliğinin olmaması durumuyla alakalı bir hadis. İkincisi de yol güvenliğinin sağlanması durumunda kadının tek başına Hire'den veya başka bir uzak şehirden yola çıkıp Kâbetullah'ın bulunduğu Mekke şehrine vararak haccı yerine getirebileceğini müjdeliyor sevgili evet. Peygamberimiz. Bugün kafilelerle, uçaklarla son derece ciddi emniyet tedbirleriyle evet. Mekke'ye ve Medine'ye gidilebilir. Rahatlıkla gidebilirler. Demek ki yol güvenliği sağlandığı takdirde o iki hadisin birlikte değerlendirilmesi sonucunda varacağımız hüküm, verebileceğimiz hüküm şu. Yol güvenliği sağlandığı takdirde kadınlar hacca gidebilirler. Gitmeleri de gerekir. Eşi de ölse, boşansa da bu hüküm onlar için de geçerli. Boşansa da eşi de ölse gidebilir ancak orada bir kayıt koymak gerekiyor. Eşi vefat eden kadın 4 ay 10 günlük bir iddet süresini beklemekle yükümlüdür. Veya boşanan kadın 3 adet dönemi, Şafii mezhebine göre de 3 temizlik dönemi, fark etmiyor aşağı yukarı aynı zaten, beklemesi. Ondan sonra iddetini tamamlayıp ya da adet görmeyen kadınlardansa eşi tarafında boşandığında 3 ay süre bekledikten sonra hacca gitmesi caiz. İddet süresi içerisinde yani bu bekleme süresi içerisinde 4 ay 10 gün kocası ölenler için boşanan ve adet gören kadınlar ise 3 adet görmedikçe ya da adet görenlerden de ise 3 ay beklemedikçe hacca gidemez. Evet. Bu süreyi doldurduktan sonra hacca gitmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü sahabe-i kiramdan Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mes'ud ki bunlar meşhur sahabiler iddet beklemekte iken hac yolculuğuna çıkan ve belli bir mesafeyi de kat etmiş olan kadınları geri çevirmişlerdir. Neden? Çünkü bu hususta bir ayet-i kerime vardı. La tuhricuhunne min buyutihinne ve la yahrucne buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani boşandıktan sonra veya kocası öldükten sonra beklenmesi gereken iddet süresini beklerken kadınları beklemekte oldukları evden
kovmayın, dışarıya çıkarıp da kovmayın, kendileri de çıkmasınlar. İşte bu ayete dayanarak sahabe-i kiram, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, adetli iddet halindeki kadının, iddet beklemekte olan kadının hacca gitmesinin caiz olmadığını söylemişler. O şartta söylemiş da boşanmış evet. insan ya da eşi ölmüş evet. insanın da haccı caiz olacak. Kıymetli hocam, haccın geçerli olması için neler gereklidir, neleri yapmak lüzumludur? Şimdi haccın geçerli olabilmesi için en belirgin şart ihrama girmesi. Yani o beyaz örtülere bürünmesi erkeklerin. Evet, kadınların da günlük elbiseleri içinde de olsa niyet etmeleri, hacca niyet etmeleri. Aslında ihramdan kasıt hacca niyet etmektir. Niyet ederken de erkeklerin dikişli elbiseleri çıkarıp efendim o iki parçadan ibaret olan peştemal ve izar dediğimiz beyaz örtülere bürünmesidir. Kadınlar da yine ihrama girerlerken hacca niyet ederler ve günlük elbiselerini üzerlerinden çıkarmalarına gerek yok. Elbise değiştirmelerine gerek yok. Ha, niyet etmenin yanı sıra bir de telbiye getirilir. Bilindiği gibi lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım buyur, senin emrine icabet etmeye geldim. Senin ortağın yoktur. Hükümranlık senindir. Övgüler sana mahsustur. Buyur Allah'ım buyur, senin ortağın yoktur şeklinde Türkçe'ye aktarabileceğimiz telbiye duasını getirirler. Ondan sonra ihrama girilmiş olur. İki rekat sünnet namazı da vardır ihramın bilindiği gibi. Bunlar yapıldıktan sonra hac ibadetine girilmiş oluyor artık. Aşama aşama o ibadet yerine getirilir. İşte kudum tavafıdır. İfrat hacı yapanlar için söylüyorum. Sonra sa'i yapılır. Arafat'a gidilir. Arafat'tan sonra Müzdelife'ye varılır. Müzdelife'den sonra şeytan taşlama dediğimiz cemerat yerine gidilir. Ve böylece tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece hac ibadeti kısaca yerine getirilmiş olur. Evet. Çok kolay söylüyoruz ama biraz tabii ki zorlukları olacaktır. Tabii eski ibadetinin. Zamanlara göre çok daha evet. kolaylaştı. Oradaki Umre imkanlar için de ihrama girilmesi şarttır bilindiği gibi. Birinci şart bu hac için ihrama girmiş olmak. Evet. İkincisi belli zaman dilimi içerisinde yapmak. Yani siz senenin herhangi bir mevsiminde veya herhangi bir gününde gidip hac edemezsiniz. Onun belli günleri vardır. Bu şuna benziyor değil mi kıymetli hocam? Nasıl Ramazan ayındaki oruç farzsa ve Ramazan'daki oruç Allah'ın emri olan farz ise, onun dışındakiler nafile ise, evet. haccın da vakti ve zamanı o vakte tahsis edilen zaman süreçte. İçerisinde yapılması. Onun dışında olanlar zaten nafile, umre olmuş oluyor. Elbette. Şimdi hac işte belli zaman içerisinde yapılır. Mevsimi Şevval ayının birinden itibaren başlar. İsteyen Şevval ayının birinde de hac ihramına niyet edebilir. Ama Kurban Bayramı'na kadar ihramlı halde beklemek tabii ki kolay takdir şey edersiniz değil. Zordur. Onun için genelde terviye günü dediğimiz Zilhicce ayının 8. gününde ihrama girilir. O da Kurban Bayramı'na 2 gün kala. Yani Arafa gününden bir gün önce ihrama girilir ve öylece ihramlı vaziyette Arafat'a çıkılır. Sonra haccın diğer ibadetleri yapılır. Birinci şart ihramlı olmak. İkincisi belli zaman içerisinde yapmış olmak. Üçüncüsü de belli mekanlarda yapmış olmak. Ben herhangi bir yerde hac ibadetini yapamam. Takdir edersiniz ki mutlaka Mekke-i Mükerreme'de ve çevresinde ki o belli başlı yerlerde yapılması şarttır. Evet. Nedir bu yerler? Neresidir? Kâbetullah'tır. Mescid-i Haram dediğimiz. Orada tavaf yapılır. Sonra hemen yanı başında Safa-Merve arasında sa'i yapılır. Daha sonra Arafat mıntıkasına gidilerek orada Arefe günü vakfe yapılır. Sonra Kurban Bayramı evet. gecesi Müzdelife'ye dönülür Arafat'tan. Orada vakfe yine yapılır, dua edilir, namaz kılınır. Sonra bayramın birinci günü cemerat mevkii dediğimiz halk arasında şeytan taşlama yerine gidilir. Ve böylece o belli mekanlarda hac ibadeti eda edilmesi
şarttır. Evet. Bunun dışındaki yerlerde hac ibadeti yapılamaz. Evet. Kıymetli hocam, sohbetimize devam edeceğiz. İkbal Hanım'ın değerlendirmelerini İnşallah. Dinledikten sonra. İzleyelim. Sanki çok daha zormuş gibi anlatılıyordu. İşte ezilmeler, kakılmalar. Benim çocukluğumda çünkü bir akrabamızın ayak parmaklarında çok iri yarı bir Afrikalı basmış da şeker hastası, parmakları kesilmişti filan. Hani çocukluktan kodlamalar oluyor herhalde. Ya çok zor bir şey olmalı. Çok zor. Hayır, işte öyle zor bir şey değil. Allah kolaylaştırıyor. Ben hala her gittiğimde belimden omuzlarıma kadar diye böyle bir enerji alırım. Hani tüyleri diken diken olur ya insanın. Kollarımda tüylerim diken diken olmuyor. Sadece sırtım, her ne hikmetse. Oraya gerçekten giden o kadar çok kişiyle konuştum ki, aşkla gidenlerden. Hani turistik bir geziymiş gibi, ya işte annem gidiyor ben de gideyim, anamı götürüyorum vesaire. Hani idrakine varmadan gidenlerde de bu oluyor mu bilmiyorum. Oraya gerçekten isteyen insanlarda bu hissiyat oluyormuş. Ama kiminin kafasından, kiminin kolundan, benim konuştuklarım hep böyle söyledi. Benim sırtımdan hala orada bir değişik oluyorum. Neden bilmiyorum. Hani Allah'ım bir daha acaba nasip edecek misin? Hani bir daha buraya gelebilecek miyim? Arka arka hep çıkıyorum. Selam vererek böyle avcumun içi ısına ısına. Hep Allah'ım bir daha nasip et diye dua ede ede ayrılıyorum. Kimi zaman kötü oluyor. Veda tavafını yaparken aslında hani hiç elim ayağım gitmiyor, veda tavafında gitmiyor. O çok enteresan bir duygu. Çünkü sanki hani bebek ana rahminden ayrılınca ağlıyor ya. Sanki bizim yerimiz de orası. Annenizden ayrılıyorsunuz. Bütün şefkatin merkezi olan yerden ayrılıyorsunuz gibi. Acı çekiyorsunuz. Manevi bir acı çekiyorsunuz. Haç, Rabbimizle baş başa olmak, fabrika ayarlarımıza dönmek, bebek olmak ya tekrar Allah'ın izniyle. Çünkü hani acaba kabul olunur mu diye düşünmemek lazımmış. Rabbimize sonsuz güvenmeliyiz. Şimdi aklımıza bir soru geliyor hocam. En makbul hac hangisi edası itibariyle? Kafamız karışıyor bazen. Acaba ifrat hacı mı yapsak, temettü hacı mı yapsak, kıran hacı mı yapsak? Şimdi bunlar arasında bir fazilet farkı var mı diyelim? Ve haccın edası yönüyle bu hacların birbirinden farkı nedir? Şimdi haccın yapılışına göre çeşitleri olduğu gibi hükümleri bakımından da çeşitleri vardır. Hükümleri bakımından çeşitleri malumunuz olduğu üzere farz hac, ömürde bir defa yapılması gereken hac. Ondan sonra vacip hac, mesela kişiye farz olmadığı halde farz hacını yapmış olduktan sonra ben Allah rızası için hac yapmayı adadım diyerek gerçi hac yapma adağında bulunan kimse için. Evet. Bir de nafile hac, yani farz haccı yaptıktan sonra kişi Allah rızası için gönüllü olarak bir daha, ikinci defa, üçüncü defa hacı ederse buna da nafile hac denir. Bir de yapılışı bakımından haccın çeşitleri vardır. Bunlar da üç çeşittir. Birincisi ifrat haccı, ikincisi temettü haccı, üçüncüsü de kıran haccı. Şimdi ifrat haccı nasıl yapılır? Hac mevsiminde kişi hac niyetiyle ihrama girer. Evet. Hac mevsimi içerisinde belli günlerde, belli mekanlarda haccını yapar.
İşte ihrama girdikten sonra efendim Mekke-i Mükerreme'ye vardığında önce kudum tavafını yapar. Daha sonra arzu ederse haccın sayını da bayramdan önce o kudum tavafının ardından yapar. Daha Arefe günü de Arafat mevkiine gider. Orada vakfesini yapar. Sonra işte bayram gecesi Müzdelife'ye döner. Orada da vakfe yaptıktan sonra bayramın birinci günü Cemerat mevkiine gelir. Akabe cemresini taşlar. Müteakip günlerde de taşlaması gereken cemrelere taşını attıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkar. Buna ifrat haccı denilir. Yalnız hac etmek anlamına geldiği için ifrat, yani birleme veya tekleme, tek yapma anlamına ifrat haccı, haccı tek yapma. Haccı yaptıktan sonra, hac ihramından çıktıktan sonra, hacla ilgili görevleri tamamladıktan sonra yine Mekke-i Mükerreme'de iken Tenim, Cirane veya Hudeybiye mevkilerine, yani haremin sınırları dışına, en yakın sınır dışına gidip orada umreye niyet eder, ihrama girer. Tekrar gelip tavaf ve sahini yaparak umresini tamamlar, tıraş olup ihramdan çıkar. Bu şekilde yapılan hacca ifrat hacı deniliyor. Temettü haccı var bir de. Temettü haccı önce Mekke-i Mükerreme'ye giderken önce umre niyetiyle ihrama girilir. Mekke'ye varıldığında Kâbetullah umre tavafı yapılarak önce ziyaret edilir. Sonra sa'i yapılarak tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece umre yapılmış, tamamlanmış olur. Bundan sonra terviye günü dediğimiz bayrama iki gün kala, yani Zilhicce'nin 8. gününde de hac ihramına girilir hac niyetiyle. Yine Arafat'a gidilerek haccın diğer ibadetleri, nüsükleri yerine getirilir. Böylece hac da tamamlandıktan sonra ne yapılmış olur? Önce umre, sonra da hac ibadeti yapılmış. Buna da temettü denilir. Temettü aslında Arapçada yararlanma, faydalanma anlamına gelir. Neden yararlanıyor temettü haccını yapan kişi? Umreyi yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkıyor ya, bayrama iki gün kala yeniden ihrama girinceye kadar normal günlük elbiseleriyle rahat rahat dolaşabiliyor, Kabe'yi ziyaret edebiliyor. Efendim ihram yasaklarından azade bir şekilde günlük hayatını devam ettirebiliyor. Bu bir rahatlık sağlıyor. İşte bu rahatlıktan yararlandığı için temettü ona hacı, yararlanma haccı anlamında temettü haccı deniliyor. Bizim bir, Türk hacılarımızın büyük bir çoğunluğu temettü haccını kolay tercih olduğu için. Üçüncü çeşit de kıran haccı. Bu en zor olan hacdır. Burada hem umre hem de hac aynı ihramla yapılıyor. Nasıl? İhrama girerken Allah'ım ben hacca ve umreye niyet ettim. Bunları yapmayı bana kolaylaştır ve benden kabul buyur diyerek kıran haccına niyet edilmiş olur. Kıran ne demek? Arapçada birleştirme, birleştirilmiş veya birleştirme, bir araya getirme. Aynı ihramda siz umre ile haccı bir araya getirmiş olduğunuz için bu tür hacca kıran haccı deniliyor. İşte ihrama girdikten sonra Kâbetullah'a vardığınızda umre tavafını yapıyorsunuz, sonra sa'yı yapıyorsunuz ama temettüden farkı tıraş olmadan ihramlı halde kalıyorsunuz, bekliyorsunuz. İhram yasaklarına da riayet uymak mecburiyetindesiniz, riayet etmek durumundasınız. Ne zamana kadar? Bayrama yine iki gün kalıncaya kadar, gün kalınca 8. gününde Arafat mevkiine gidiliyor. Yine ihramlılık devam ediyor. Ve Arafat'ta vakfe yapılıyor. Sonra işte Müzdelife'dir, Cemerat'tır. Tekrar gelip Kâbetullah'ı, farz tavafı yapıyorsunuz. Böylece ondan sonra tıraş olup ihramdan çıkabiliyorsunuz şeytanı taşladıktan sonra. İşte hem hac hem de umre aynı ihramda bir araya getirildiği için ve arada da ihramdan çıkma rahatlığı yaşanmadığı için buna kıran hacı deniliyor. Birleştirilmiş hac, öyle diyelim Türkçe'de. Bir de zor, ihramlılık süresi uzun sürdüğü için zor oluyor buna. Tabii yaklaşık 30 gün devam ediyor vatandaş. Doğrudur, evet. Yani bir de kurban da kesiyorsun, kurban da üstüne üstlük. Hem o sıkıntılar hem de kurban. Bu çok zor bir ibadet olduğu için Hanefi mezhebine göre
en faziletli hac kıran hacıdır. Yani zorluk var, zahmet var. Sorunun başındaki faziletin geleceği nokta kıran hacı. Evet. Şimdi bir de Hanbeli mezhebine göre temettu hacı daha faziletlidir. Neden? Onlar diyorlar ki Peygamber Efendimiz temettu şeklinde hac yapmıştır. Evet, ona iktidar. Evet. Sonra Şafii mezhebine göre ise ifrat şeklinde yapılan hac daha faziletlidir. Onlar da Peygamber Efendimiz'in bu şekilde hac ettiğini bazı rivayetlere dayanarak ileri sürmektedirler. Görüldüğü üzere hangisinin daha faziletli olacağı hususunda kesin bir bilgi elde mevcut değildir. Ancak farklı rivayetlerden yola çıkarak mezhep imamları kimi ifradın, kimi temettuun, kimi de kıran haccının daha faziletli olacağını ifade etmişlerdir. Asıl üzerinde durulması gereken kanaatimce, acizane görüşüm şu. Yani siz hac edin de ister ifrat şeklinde yapın, ister temettu şeklinde yapın, ister kıran şeklinde yapın. Önemli olan bu değil. Haccınızı yapın, umrenizi yapın ama Allah'a karşı derin bir huşu ve teslimiyet içerisinde ihlasla haccınızı yapın. İşte en faziletli hac odur. Hangi çeşitten yaparsanız yapın, önemli olan ihlasla yapmanızdır. Huşu içerisinde yapmanızdır. Gerçekten Hazreti Peygamber'in ve sahabe-i kiramın yapmış olduğu şekilde, yani ruhi yaklaşım içerisinde onların ihlaslı yaptığı hac şeklinde yaptığınız takdirde siz faziletli haccı elde etmiş olacaksınız. Yoksa formalite yerine gelsin tabirimi hoş karşılayın veya işte insanlar artık niye hacca gitmiyorsun demesinler diye bazı kimseler o düşünceyle de hac edenler oluyor ne yazık ki. Ama bunlar istisnai durumlar. Önemli olan ihlasla yapmaktır. Hangi şekilde yaparsanız yapın, Allah katında makbul olan odur. Yeter ki ihlasla yapılsın. Tabii samimiyet, ihlas haccın en makbul rükünlerinden birisi aslında. Takdir edersiniz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da din samimiyettir buyuruyorlar. Yani siz samimiyetle o ibadeti yerine getirdiğiniz takdirde elbette ki Allah katında şekil şartları hangi şekilde olursa olsun, hangi formda olursa olsun, ister ifrat, ister temettu, ister kıran şeklinde olsun ama siz samimiyetle Allah'a yakın olmak için, onun rızasına ermek için, onun emirlerini yerine getirmek maksadıyla hac ibadetini yapıyorsanız işte en makbul hac, en faziletli hac odur. Şekli ne olursa olsun önemli değil şekil. Efendimizin hadislerinde görüyoruz. Nice oruç tutanlar vardır ki oruçtan aldıkları şey sadece açlık ve susuzluktur. Gerçekten uzun meşakkatli bir ibadet hac ve çok faziletli olması istediğimiz bir şey. Ama orada göstereceğimiz en ufak bir samimiyete Cenab-ı Hak karşılık veriyor. Evet. Samimiyetsizce yapılacak binlerce ritüel ve binlerce Allah katında hiçbir Allah değer katında ifade hiçbir etmez. Maddiyeti yok. Kıymetli evet. Hocam. Peki bunları yaptık. Ülkemize döneceğiz. Son olarak ben bunu söylemek isterim. Neyle dönelim? Oradan ne getirelim? Oradan nasıl dönelim? Böylece bitirelim. Orada eşe, dosta çeşitli cincik boncuk hediyeler getirmektense orada elde etmiş olduğumuz manevi kazanımları muhafaza ederek ülkemize dönelim. Bizim için önemli olan odur. Yoksa gittiğimiz gibi dönersek bundan hiçbir şey elde etmiş olmayacağız. Önemli olan orada elde etmiş olduğumuz manevi kazançları biz koruyabilirsek, ülkemize döndükten sonra da o kazanımları devam ettirebilirsek, onları zayi etmezsek işte o zaman gerçek anlamda hac ibadetini, umre ibadetini yerine getirmiş oluruz. Aksi halde boşuna yorulmuş oluruz, boşuna emek harcamış oluruz. Allah korusun. Bizim gayemiz Allah'ın rızasına ermek olmalıdır. Aksi halde
biz boşuna, biz turistik seyahat yapmış olacağız. Oysa hacca ve umreye gidenler Allah'ın misafirleridirler. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle bildiriyorlar, bize müjdeliyorlar. El-Hüccacu vel-Ummaru vefdullahi teala da'avhum fe-ecabuhu. Hacılar ve umre yapanlar Allahü Teala'nın misafirleridirler. Yüce Allah onları kendi evine davet etti. Onlar da onun davetine, çağrısına icabet ettiler. Cenab-ı Allah'a dua ederlerse Allah onların dualarını kabul eder. İstiğfarda günahlarının bağışlanması talebinde bulunurlarsa Allah da onların günahlarını bağışlar buyuruyor. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gönlünüze, dilinize sağlık efendim. Siz sağ olun. Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz Mehmet Keskin bugünkü konuğumuzdu. Haccın farzından bahsettik. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalınız.